Biz gitmeyiz Timur. Deniz takar altını. Hayda, yine mi altın konusuna döndük? Hangi parayla tam altın alacağız? Affanamaz. Param yok benim. Bankadakiler boncuk mu? Vadeli onlar. Alyanslarınızı bozdurup altın alın. Yok artık. Evlilik yüzüklerimizi mi satacağız? Ne demek bu? Bence güzel bir başlangıç demek. Oldu olacak, biz boşanalım değil mi? Harika fikir. Evlilik de zaten. Bırakın bu demode konseptleri çocuğum. Deniz, bir patik alıp götürsün. Patik mi? Ay ben öleyim inşallah. Ben ölmüşüm zaten de ağlayanım yok. Ay başlamayın cenazeli vazımatçısı gibi. Aa öf. Alırız bir altın. Git. Küçük bir şey aldık diye önemsemeden yastığına şöyle takıver. Hatta de ki altın olması önemli değil. Adettir diye anneannem gönderdi. Mühim olan hediyenin anısıdır de. Tepsi gümüştür lafına nasıl kaçırt? Yarım altın mı taktınız Salih? Neyse, çıktan iyidir. Artık bebeğin odasına kalabalık yapmayalım. Allah bağışlasın. Ay kimler gelmiş, kimler gelmiş? Biz de böyle küçük bir şey aldık işte, adettendi diye. Ay Allah bağışlasın. Ay kıyamam. Deniz. Nasılsınız? Söz işi gene olmamış kızım. Ne çektiniz be? Ya işte kısmet. Bir an önce hallet ama onu. Bak yaşın geçiyor. Yeni jenerasyon gümbür gümbür geliyor. Evet, takalım yastığa. Pelin hemşire, sen çık bir hava al ya. Rıza emir memir yok mu terasta? Yine onlarla sohbet edersin, açılırsın. Tamam. Bir şey olursa çağırın. Canımsın, haydi. Ay canım. Hemşire kız, yatılı mı kalıyor burada? Ha, öyle. Ay tam altın mı almış? Ay kıyamam, ay. Vallahi sonra Nurhayat dedikodu diye arkamdan konuşuyorlar ama mesela ben bebeğimi tanımadık kimselere emanet edemem. Aa vallahi ne yalan diyeyim ben de. Sonuçta er. Ben altın taktım diye mi alaturkalaştım böyle? Vasfiye teyze tam altın taktı. Nurhayat yarım altın taktı. Salihler çeyrek. O çeyrek, bu çeyrek, şu çeyrek. Deniz tabii ki çeyrek. Ay çulsuzlar. Hem mangalda kür bakmazlar hem de çeyrek altın. Yeri geldiğinde onlara çok güzel laf sokulur ama. Aman sakın. Hiç bulaşmayalım, bize yakışmaz. Gülistan haftaya gidip kızı isteyeceğiz. Bir tatsızlığı çıkmasın. Değil mi babacığım? Bu konuları hiç açmamak lazım. Çeyrek taktın, yarım taktın, şu bu. Bize yakışmaz canım. Aman ha. Sonra bebeğe göz değer. Kızım, sen bebek bakıcısı mısın yoksa aktris mi ha? Hadi kısa bir süre için ya. Allah Allah, sana ne el alemin bebeğinden. Neyin yalakalığı bu? Ay ben öleyim inşallah. Anne ölme inşallah. Ne olur bak şimdi benim gitmem lazım. Bir tek şeye cevap ver. Bebek uyurken kafasına battaniyeyi çekip boğulmaz değil mi? Hayır. Kafasına torba geçirin anca ölü boğulur. Nasılsınız? Ay sağ olasın. Ay gelen giden çok. Çevre geniş tabii. Ay bunu aldım çıktım. Biz de rahatsız etmek istemedik. Küçücük bir hediye almıştık, yollayıverdik. Ay eksik olmayın. Çeyrek altıncık ama düşünmeniz yeter. Çeyrek mi? Ay sağlık sıhhat olsun. elbette de. Aslında bunu söylemek ayıp ama biz tam altın göndermiştik.
Ay yok, Selahattin hepsinin şeyini tutuyor. Sizinki çeyrekti. Tam altındı. Ay peki öyle olsun. Öyle olsun filan değil canım. Ben ne aldığımı bilmez miyim? Ay 3 kuruş 5 kuruş mühim değil. Aa! Ama çeyrekti. Tam altındı. Selahattin, gel buraya. Çiğdem Hanımların altını tam mıydı, çeyrek miydi? Vallahi bende de hiç kafa kalmadı ki. Çeyrek dedin o akşam, ha? Ben artıkın egzersizliyim, her şeyi hatırlıyorum. Geldi salon ortasına, denizler çeyrek taktı. Bunlar çözülsün teki dedin. Yahu anneciğim, sen de gerekli gereksiz her şeyi hatırlama ya. Ne demek o? Bir taktın şu hafıza egzersizine. Beyninden yanık lastik kokusu geliyor. Hala durmuyorsun. Ay! Vallahi yok. Bir sürü altın takılmış. Hepsi burada. Seninki yok. Şeytan aldı götürdü mü ne? Ay! Yahu kasadaydı bu kutu. Kim çalmış olabilir ki? Ay! Aileden kalmaydı o. Mühürlü Osmanlı altınıydı. Nerenize soktunuz benim altınımı? Çiğdem Hanım tam mıydı sizinki? Evet, tam altındı. İyi, o zaman benim hatam. Aa! Yahu 100 kişi geldi gitti. Ben ne bileyim kim ne taktı yahu. Hayır, maddiyata önem veren birisi olsam çetele tutarım da. Selahattin, gel. Lazımsın, gel. Ya Servet Hanım, gördünüz mü? İyi, ay bir altın taktın. Vallahi burnumdan getirdin ha. Ay ben bir karışıklık olduysa ortaya çıksın diye söyledim yani. Ay bu söyledikleriniz de çok ayıp yani. Ya ev yol geçen ana kim bilir kim yürüttü? Ya misafirlerden hiçbiri bebekle yalnız kalmadı ki. Ha! Buldum. Hemşire kız, kesin o almıştır. Kör olasıca. Olabilir ha. Ay ben zaten bir işkillenmiştim o kızdan. Aa, tüh. Aa, püy. Vasfiye teyze şu tanıdığın bakıcısı bunu etti. Ötekisi şunu yaptı diye 50 tane hikaye anlattı bize ama. Bak. Ay, artık sizi de koyarım antolojiye. Neyse canım, başımızın gözümüzün sadakası olsun. Bence olmasın. Gizli kamera var hemşire. Nerede? Ama o canlı yayın yapıyor, kayıt yapmıyor ki reis. Yapa ya, nasıl yapma? Nerede şey yapıyor, kayıt yapıyor kamera? Pebek odasında. Seyredin. Pebek odasında 2 haftadır olan her şeyi körün. Benim çocuğuma bir şey olsaydı kim verecekti bunun hesabını deniz hanım? Benim kızım bebek bakıcısı değil efendim. Bebek bakmak kötü bir şey mi ya? Sen bu akşam konuşma. Binayı gördüm, cam kaplamaya başlamışsınız. Rezalet. Sana ne yahu? Senin niyetin benim hocama incir ağacı dikmek mi beyefendi? Şehri kurtarıyorum, şehri. Sizin gibiler yüzünden bir çivi bile çakılamıyorum elbekette be. Siz köyde kerpiç ev bile yaptırmazsınız adama. Keşke köyünüzde kalsaydınız da o güzelim kerpiç evlerden yapsaydınız ama nerede? Kim kime köylü diyor ya burada? Dardan gelmiş bağdakini kovuyor. Ay bir altın aldınız, başımıza kakıyorsunuz. Görgüsüzler! Ay çeyrek de çeyrek diye kendini paraladın da ondan. Biz hiç değer vermeyiz öyle şeylere. Ayol söz kesme işinde pat diye tepsi gümüş diyen ben miydim? Ha evet, bir de söz kesme meselesi var. Ya ne zaman o söz kesme? Cuma geliyoruz. Sıkıysa gelmeyin. Cümbür cemaat geliyoruz inşallah. İş inada bindi, bekliyoruz. Ha. Bu sefer doğum moğum da yok. Hadi bakalım ne olacak? Hadi bakalım şimdi ne olur? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.